Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TET Fizik kampımızın geldik 23. gününe. Bugün ne yapacağız? Bugün gazların basıncıyla ilgili gereken ne varsa onu yapacağız. Konu anlatımlarını sizlere bugün yayınlayacağım. Yani bugün 2 tane video yayınlayacağım ve videoların sonunda da sizlere soru bankamızdan 2 tane test ödevi vereceğim. Yarın da sizlere video ders kitabındaki gazların basıncının 2 tane testinin çözümünü yapacağım. Ve gazların basıncına da noktayı koymuş olacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde kampımız ilerliyor. Böyle sakin sakin ispatlarını yapa yapa mantıklarını anlata anlata ilerliyoruz arkadaşlar. Yani videolar kısa sürsün veya işte bir an önce bitsin derdinde değiliz. Güzel öğrenelim, unutmayalım ve karşımıza gelen soruları kaçırmayalım. Amacımız bu. Şimdi gazların basıncı, sıvıların basıncı ya da katıların basıncına göre biraz daha öğrencilerin çok yanıldığı bir konu. Yani görsel olarak A şıkkı diyorsun cevabı ama bir bakıyorsun tam tersi çıkıyor. Yani böyle şaşırtan soruların olduğu bir konudur. Ben sizlerin nerelerde hata yaptığını çok iyi bildiğim için konu anlatımının içerisine o sorulardan fazlasıyla koydum ve konunun sonuna da iki tane test koydum. Yani bu video serisi bittiğinde hiç merak etmeyin gazların basıncından soru kaçırmayacağız. Ama videoları atlamadan düzgün bir şekilde ilerleyin. Ve benim size not alın dediğim yerleri özellikle el el yazısıyla böyle elle kaleme alacan yazacan. Böyle yaparsan hiçbir sıkıntı kalmaz. Ben sana kendi kısa yollarımı ve mantıklarımı anlatacağım. Sana gazların basıncı ile ilgili harika deneyler izleteceğim. Ama öyle böyle deneyler değil. Deneyleri de izledikten sonra konu tam anlamıyla oturacak. Hiç merak etme. Şimdi iki gözümün çiçeğini aldım. Sayfa kaçta kaldık? Hemen bakıyorum. Gazların basıncı sayfa 114'te başlıyor efendim. 114'ü açtıysan, çayını, suyunu, çorbanı neyse kitabını, defterini hazırladıysan artık dersimize başlayalım mı? Hadi bakalım başlayalım. Gazların basıncını iki şekilde alacağız. Bir açık hava basıncı yani atmosfer basıncı. İki, kapalı kaptaki gazların basıncı. İkisinin yorumu birbirinden farklı. Ben sizlere özellikle arkadaşlar bakın burası önemli dediğim yerleri not almanızı istiyorum. Şimdi atmosfer basıncıyla başlayalım. Yani açık hava basıncı nedir? Neden dolayı oluşur? Dünyamızı katman katman saran gazlardan oluşan atmosferimiz ağırlığından dolayı dünya üzerinde birim yüzeye bir kuvvet uygular. Zaten birim yüzeye uygulanan kuvvete basınç deniyordu. İşte bu basınca açık hava basıncı ya da atmosfer basıncı adı veriliyor arkadaşlar. Atmosfer basıncı P0 ile gösteriliyor ve barometre denilen bir aletle ölçülüyor. Basınç değeri deniz seviyesinden yükseklere gittikçe azalıyor. Mantık şu, üzerinde ne kadar fazla hava varsa o kadar açık hava basıncı vardır. Hava miktarı azaldıkça basınç azalıyor. Yani sen dağın zirvesine çıktığın zaman senin üzerindeki gaz miktarı azalıyor. Mesela deniz seviyesinde olduğunda senin üzerinde şu kadarlık bir gaz tabakası varsa yani basınç fazla ama sen bir dağın tepesine çıktığında senin üzerinde şu kadarlık bir gaz tabakası var. Dolayısıyla daha az oluyor. Yani buralardaki açık hava basıncı daha fazla oluyor. Yukarılara çıktıkça açık hava basıncı azalıyor. Anlatmak istediğimiz buydu. Şimdi açık hava basıncı atmosferdeki gazların ağırlığından oluşmasına rağmen yönü sadece aşağı doğru değildir arkadaşlar. Cisimlerin yüzeyindeki tüm noktalara dik olacak şekilde etki eder. Aslında basınç skaler bir kavramdır. Basıncın yönü yoktur. Basınçtan dolayı oluşan basınç kuvvetinin yönüdür bu aslında. Örneğin böyle burada bir tane bizim yamuk şeklinde bir cismimiz olsun. Bu cismi ben böyle çıkarttım dışarı bıraktım. Şimdi bu cismi etkeden açık hava basıncı cismin yüzeylerine yani açık hava basıncından dolayı oluşan basınç kuvveti diyelim artık. Cismin yüzeyine dik olacak şekilde etkiler. Yani burada böyle, bu tarafına böyle ve bu tarafına böyle. Yani basınç her zaman iter arkadaşlar. Yani basıncın bir şeyi böyle kendine doğru çekme şansı yok. Dolayısıyla buradaki gaz tanecikleri Cismin bu tarafına böyle dik olacak şekilde bir basınç kuvveti uygular. Buradaki gaz tanecikleri aynı şekilde dik olacak şekilde bir basınç kuvveti uygular. Yani her zaman açık hava basıncını dik bir şekilde göstereceğim ben. Size mantığını söyledim. Aslında bu basınç kuvveti ancak ben bunu sürekli böyle bu basınç kuvveti basınç kuvveti demek istemiyorum. P0 şeklinde göstererek sorular böyle daha çabuk ve daha kolay çözülüyor. Yani her seferinde bu ayrıntıya girmeyeceğim. Zaten basınç demek Basınç kuvveti bölü yüzey alanı demek. Yani biz basınç kuvvetini bulurken basıncı S ile çarpıyoruz. Dolayısıyla buraya etkeden basınç kuvvetini bulmak istiyorsan zaten basıncı S ile çarpıyorsun. Kısacası yani bu benim vektörel olarak gösterdiklerim basınç kuvvetleridir ve dik bir şekilde etki eder. Ama soruları çözerken ben P0 yazarak çözeceğim. Herhangi bir zararı yok canlar. Şimdi sıcaklık arttığında hava genleşir. Birim hacimdeki havanın ağırlığı azalır. Dolayısıyla açık hava basıncı azalır. Yani arkadaşlar, sıcaklık arttığında açık hava basıncı azalır ama kapalı kaptaki gazların basıncı artar. Bakın birinci fark ve önemli bir fark. Bunu bir yere not alacaksın. Sıcaklık arttıkça açık hava basıncı azalır ama kapalı kaptaki gazların basıncı sıcaklık arttıkça artar diyeceksin. Peki neden azalıyor? Çünkü sıcaklık arttıkça hava genleşiyor. Genleşmek ne demek? Hacmin artması demek. E şimdi hacim arttığı zaman ne oluyor? D eşittir m bölü v mantığına göre hacmin artması bir maddenin sıcaklığı artınca kütlesi değişir mi? Değişmez. Kütlenin üstünü çiz. O zaman hacim artarsa öz kütle azalıyor. Dolayısıyla hava ısındığında havanın öz kütlesi azalıyor ve öz kütlesi azalan ne olur? Yukarı gider. Yani hava ısındığında buradaki gaz tanecikleri yukarı doğru gidiyor. Yukarı doğru gidince de buradaki gaz taneciklerinin sayısı azalıyor. Bundan dolayı da basıncı azalıyor. Bu kadar basit bir mantığı var. Ve deniz seviyesindeki basınç yani A noktasındaki açık hava basıncı B noktasındaki açık hava basıncından çok daha büyüktür. Yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı azalır demiştik canlar. Açık hava basıncı inanılmaz derecede büyük bir basınçtır. Yani biz etkisini hissetmiyoruz ama o kadar büyük bir basınçtır ki bir insanın üzerine ortalama 15 ton bak yanlış duymadın 15 ton kütleli bir cismin yaptığı basıncı yapar açık hava basıncı. Yani bu inanılmaz büyüklükte bir basınçtır ama biz bunu hissetmiyoruz çünkü kan basıncıyla dengeleniyor. Yani damarlarımızdaki kan basıncı dışarıdaki dış basınçla birbirini dengeliyor ve biz bunu hissetmiyoruz. Ancak bazen dengelemediği durumlarda sorunlar yaşanıyor. Mesela dağ sporuyla uğraşan sporcular Yukarılara çıktıkça yani dağın tepesine çıktıkça orada açık hava basıncı iyice azalıyor. Açık hava basıncı azalınca ne oluyor biliyor musun? Mesela damarın içerisindeki kanın basıncını düşünelim. İşte buradan kan böyle akıyor diyelim. Kanın basıncı burada bu tarafa doğru, değil mi? Ama dışarıdaki açık hava basıncı çok az. Çünkü dağın zirvesine çıkmışsın. Dolayısıyla buradaki açık hava basıncı çok küçük olunca kan dışarı doğru güçlü bir şekilde basınç yaptığı için yani kan basıncı açık hava basıncından daha büyük olunca kan dışarı doğru çıkıyor. Yani burundaki böyle kılcal incecik damarlar var. O damarlar kaldırmıyor bu farkı ve burun kanamasına yol açabiliyor. İşte açık hava basıncının böyle değişik etkileri vardır ve açık hava basıncı çok güçlü bir basınçtır. Ben sizlere bunu zaten birkaç deneyle de göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Çok iyi bir şekilde öğreneceğiz konuyu. En ufak şüpheniz olmasın canlarım. Şimdi açık hava basıncı neyle ölçülür? Barometre denilen aletle ölçülür ve bu aleti peki kim bulmuştur arkadaşlar? Bu aleti Torricelli denilen bir adam bulmuştur. Torricelli deniz seviyesinde yani 0 metre yüksekliğinde, yani bir dağın zirvesinde değil, deniz seviyesinde ve 0 santigrat derecede bir deney yapmış. Nasıl bir deney bu? Deneyinde bir ucu kapalı, dikkat et. 1 metre civarında bir cam boru almış adam. Tamamen civa ile doldurmuş ve daha sonra leğene ters çevirip elini çekmiş. Yani adamın yaptığı şey şu. Bir tane 1 metrelik cam boru alıyor. Bir tarafı üstü açık altı kapalı. Bunun içerisine ağzına kadar civa dolduruyor. Ağzına kadar civa doldurmasının nedeni bu camın içerisinde hava kalmasın istiyor. E haliyle ağzına kadar civayı basarsan cam borunun içerisinde hava kalır mı? Kalmaz. Daha sonra ağzına kadar dolu olan bu cam boruyu eliyle kapatıyor ve ters çevirerek civa kabının içerisine daldırdıktan sonra elini çekiyor. Ve bir bakıyor ki borudaki civa inmeye başlıyor. Hani yer çekiminin etkisiyle o 1 metre dolu olan civa camın içerisinden inmeye başlıyor ama 76 cm'ye gelince daha inmiyor. Yani yer çekiminden dolayı hepsi boşalmıyor. 76 santimetre seviyesine kadar geliyor daha da inmiyor. İşte bu açık hava basıncının 76 santimetre civanın yaptığı basınca eşit olduğu anlamına geliyor. Yani adam deneyi yaptığında bu civa ağzına kadar doluymuş canlar ama elini şuradan elini çektiği zaman civa akmaya başlamış ama sonuna kadar akmamış 76 santimetre kalana kadar akmış. Biz buradan şunu anlıyoruz. Ben sizlere bir ilke öğretmiştim. Aynı sıvının aynı derinliğinde basınçlar birbirine eşittir ve ben bunu çok kullanıyorum demiştim. İşte size kullandığım bir yer daha. Buradaki basınç nedir canlar? Burada artık sıvı kalmamış, değil mi? Ama sonuçta sıvının son noktası yani hala aynı sıvı olarak kabul edilebiliyor. Buradaki basınç buradaki basınca eşit midir? E tabii ki de eşittir. Şimdi buraya A noktası dedim. Buraya B noktası dedim. A noktasının basıncı eşittir B noktasının basıncı diyorum. A noktasında Dışarısı olduğu için gaz var. Yani gaz dediğimde hava. Yani açık hava basıncı. İşte açık hava basıncı her zaman dik bir şekilde etki eder diyorum ya. Buradan aşağıya doğru böyle P0'ı gösteriyorsun. Yani A noktasındaki basınç nedir dediğimde P0 basıncı var. Orada su falan yok. A noktasının üzerinde artık su yok. Katı bir cisim de yok. Sadece gaz var. İşte biz buna P0 diyoruz. Peki B noktasında ne var? B noktasının üzerinde sadece buradaki civa var. Dolayısıyla civanın basıncı var. Yani ne kadar? HDG kadar. Bakın burası boşluk. Az önce biliyorsunuz ki burada civa vardı. O civa aktı ve orası boş kaldı. Bak hava falan yok. Boşluk demek hava demek değil. Hiçbir şey yok orada. Dolayısıyla B noktasındaki basınç nedir canlar? H kadarlık civanın basıncı. Yani P0 eşittir. HDG mantığı buradan geliyor. H yerine 0.76 metre yazıyoruz. Çünkü bunun birimi metre olması lazım. D yerine civanın öz kütlesi yani 13.600 kilogram bölü metre küp yazıyoruz. Civanın öz kütlesi 13.6 gram bölü santimetre küptür. Onu kilogram bölü metre küpe çevirirsem bu değer çıkıyor. Yer çekimini de yaklaşık olarak 9,8 almamız lazım. Yani biz sorularda 10 alıyoruz ama onun gerçek değeri budur. Dolayısıyla bu değerler yerine yazılıp çarpıldığı zaman açık hava basıncının inanılmaz değeri ortaya çıkıyor. Hani size dedim ya bir insanın üzerine neredeyse 15 tonluk bir cisim gibi etki ediyor diye. İşte o ortaya çıkıyor. Bakın arkadaşlar 101.300 pascal. 1 pascal 1 newton bölü metrekare demekti. Dolayısıyla 101.000 newton bölü metrekare. Bak 101.000 newton bölü metrekare. Yani metrekare başına 101.000 newton. Peki Nifton'u kilograma çevirelim nasıl oluyordu? Hani G eşittir Mg mantığından kütleyi 10 ile çarpınca Nifton'a dönüyordu ya. Dolayısıyla 10'a bölünce de yani Nifton'u kütleye çevirmek için 10'a bölmen lazım. Yani bunu 10'a böldüğünde bak ne çıkıyor biliyor musun? 10.000 metrekare başına, metrekare başına 10.000 dikkat et 10.000 kilogram yani 10 ton. E bir insanın vücudu aşağı yukarı bir buçuk metrekare geliyormuş yüzey alanı. Dolayısıyla 15 tonluk bir kütle kadar etki yapıyor. Açık hava basıncı muazzam bir şeydir arkadaşlar. Şimdi çıkan sonuç açık hava basıncının 76 santimetre civaya eşit olduğu anlamına geliyor. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Zaten sorularda ben size bunu öğreteceğim zaten. Şimdi arkadaşlar bu sıvı seviyesi nelere bağlıdır? Yani bu 76'yı değiştirmenin yolu yok mudur? Vardır arkadaşlar. Ne yaparsak bu 76 artar ya da azalır. Bir kere nem artarsa h artar. Yani 76'dan daha büyük bir değer olur. Çünkü nem artarsa buradaki gazın yoğunluğu artar. Dolayısıyla da yoğunluğu artınca da basıncı artar ve h artar. Ortamın sıcaklığı artarsa biliyorsunuz açık hava basıncı azalıyordu. Açık hava basıncından dolayı zaten h oluyor. Dolayısıyla açık hava basıncı azalırsa h da azalır tabii ki. Yani azalır. Civa yerine farklı öz kütleli bir sıvı kullanılırsa h değişir. Şimdi arkadaşlar açık hava basıncı HDG kadarlık civaya eşit değil mi? Şimdi buradaki civayı çıkartırsan yani civanın öz kütlesi 13,6 hani gram cinsinden yazarsak. Şimdi sen civanın yerine diyorsun ki ben su kullanacağım. Suyla bu deneyi yapacağım diyorsun. O zaman suyun öz kütlesi 1. Yani civanın 13 kat az. 13 de biri. Çok küçük. Dolayısıyla bu sefer sen bu değeri 13 kat azaltırsan H'ı da 13 kat arttırman lazım. Çünkü açık hava basıncı değişmiyor ki. Açık hava basıncı atmosferdeki basınç zaten. Sen diyorsun ki ya ben civa alamadım param yetmedi ben suyla yapacağım. O zaman sana 10 metre boru lazım bak 10 metre. Yani 70, 76 santimetrelik boru civaya yetiyor ama suya 10 metrelik bir boru lazım. Yani HDG mantığından yola çıkarsak D ne kadar küçük olursa H o kadar büyük oluyor. Dolayısıyla sıvı değişirse H da değişir miymiş canlarım değişirmiş. Şimdi geldik buraya deniz seviyesinden yükseklik değişirse H değişir. E tabi deniz seviyesinden yukarı çıkarsam P0 azalır. E açık hava basıncı azalırsa civanın seviyesi de tabii ki de azalır. Çünkü zaten açık havadan dolayı H kadar oluyor. Açık hava azalırsa H da azalır. Yer çekimi ivmesi değişirse H değişir. Arkadaşlar ekvatorda fazla kutuplarda az olur H. Neden? Çünkü ekvatorda yer çekimi azdır. Şimdi açık hava basıncını yazalım. H çarpı D çarpı G. Şimdi açık hava basıncında eğer yer çekimi az olursa e haliyle buradaki G az olursa deneyde yine civa ile yapıyorsan D değişmiyor. O zaman G'nin azalmasını H karşılar. Yani açık hava basıncı sonuçta atmosferin basıncı değişmiyor ki. E dolayısıyla yer çekimi azalırsa H artar. Yani ekvatorda yer çekimi az olduğu için H fazla olur ekvatorda. Kutuplarda yer çekimi fazla olduğu için haş az olur. Zaten yer çekimi fazla olursa civayı daha fazla aşağı çeker. Hani civayı ağzına kadar doldurup bırakıyorduk ya, o da biraz akıp duruyordu ya, eğer yer çekimi daha fazla olursa o daha çok akıp durur. Daha çok akınca aşağı doğru kabın içine, o zaman boru da az kalır. Yani yer çekiminin fazla olduğu yerde haş az oluyor canlar, anlatabildim mi? Borudaki civa üzerinde gaz olup olmaması da etkiler. Yani bizim buradaki borunun üzerinde hiçbir şey olmadığında 76 santimetre civa yükseliyor. Civa kalıyor burada. Eğer burada bir gaz olsaydı o zaman 76 olmazdı. Daha da az olurdu. Çünkü bizim mantığımız neydi? Buradaki basınç açık hava basıncı, buradaki basınca eşitti. Şimdi açık hava basıncına P0 diyorum. Peki buradaki basınç ne olur? HDG artı bir de buraya sen gaz koyarsan gazın basıncı olur. Sıvılar basıncı iletiyor çünkü. Yani buradaki basınç neyse sıvı onu bu noktaya iletecek. O zaman artı P0 P gaz diyeceksin. E haliyle bu şimdi 76 olamaz ki artık. Yani buradaki H 76 olamaz ki. Çünkü bu açık hava basıncı değişmiyor. Bu yine 76. Diyelim 16'sını bu karşılıyor. O zaman artık buna da 60 kalıyor. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani orada gaz olursa o H biraz daha az olur tabii ki. Borunun kesit alanı ya da şekli ya da eğik olması hiçbir şekilde haşı etkilemez canlarım. Yani burada boru nasıl olursa olsun kalın olsun ince olsun eğik olsun hatta yılan gibi olsun hiç fark etmiyor. Boru civa seviyesiyle civanın en üst seviyesi arasındaki dik uzaklık kesinlikle 76 cm olur. Yani açık hava basıncından dolayı eğer deniz seviyesinden yukarıya gitmediysen. Anlatabiliyor muyum? Yani burada borunun inceliği, kalınlığı veya şekli veya eğik olması o 76'yı ne yapmaz? Etkilemez. Şimdi bazı sorularda sizleri kılcallık olayıyla açık hava basıncını karıştırması için sorular geliyor size. Ama biz kanacak mıyız? Biz kanmayacağız. Çünkü biz öğreniyoruz. Şimdi arkadaşlar kılcallık olayında bir kere borunun ucu açık oluyor. Ancak bizim Açık hava basıncı deneyimizde borunun ucu kapalı oluyor. Birinci fark bu. Şimdi kılcallık olayında borunun ince olması çok önemli. Yani boru ne kadar ince olursa bak sıvı o kadar fazla yukarı çıkıyor. Kalın borularda sıvı fazla yükselmiyor. Ama açık hava basıncının deneyinde kesinlikle öyle bir şey yok. Yani boru incecik de olsaydı açık hava basıncı 76 cm civaya eşit olduğu için Yine buraya kadar gelirdi. Yani borunun inceliği açık hava olayında etkilemiyor. Torricelli deneyinde etkilemiyor. Ama kılcallık olayında borunun inceliği etkiliyor. Bak farklarını anlatıyorum. Önemli burası. Civa sütununun akmasını açık hava engeller diyor. Yani burada civanın bu seviyede kalmasını açık hava basıncı sağlıyor. Ama kılcallık olayında sıvının buralarda bu seviyede kalmasını adezyon ve kohezyon kuvvetleri sağlıyor. Yani ikisi birbirinden oldukça farklı olaylardır. Şimdi canlarım geldik yaklaşık 1650'li yıllarda yapılan bir deneye. Magdeburg Küreleri Deneyi. Arkadaşlar bu öyle bir deney ki insan gerçekten duyduğunda şok oluyor. Ben sizlere birazdan videosunu da zaten izleteceğim. Şimdi nasıl bir deney yapmışlar biliyor musunuz? Karpuz büyüklüğündeki bir küreyi ikiye kesmişler abi. Bak şurada küre olduğunu düşün. Şimdi bu küre demir bir küre. Bu küreyi böyle tam ortasından güzel bir şekilde ikiye ayırdığını düşün. Tamam? Tam ortasından. Tam ortası olmadı. Şöyle daha güzel yapmaya çalışayım. Tam ortasından ikiye ayırdık. Daha sonra bu küreyi tekrar böyle elimizde bir araya getirdik. Küreyi bıraktığımızda küre ne olur? Tekrar düşer. Çünkü küreyi yapıştırmadım ki sadece böyle ikiye ayırdım. Elimle böyle bir araya getirdim. Tutuyorum. Bırakırsam devriliyor. Şimdi elimle böyle küreyi tutarken bu kürenin içerisindeki havayı almışlar. Yani şuradaki vanadan bir pompa aracılığıyla bu hava alınmış. Yani bu kürenin içerisinde artık hiç hava kalmamış. Dolayısıyla bunun içerisi artık ne? Boşluk. Hava mava yok. Artık bu küreyi ayırman imkansız. Bak o kadar güçlü ki açık hava basıncı. Peki neden ayıramıyorum? Çünkü buradan açık hava basıncının kuvveti etki ediyor. Buradan açık hava basıncı kuvveti etki ediyor. Buradan etki ediyor. Buradan etki ediyor. Yani buralardan hep etki Buradan etki ediyor. Buradan etki ediyor. Açık hava bulduğu yerden basınç kuvvetini ne yapıyor? Buralardan itiyor. Yani bu karpuz büyüklüğündeki küreyi öyle bir itiyor ki iki taraftan bak 8 tane at. Bir tarafa çekmiş. Küreyi ayırmak için. 8 tane at da bir tarafa çekmiş. Bu küreyi ayıramamışlar. Ya 8 ata 8 at 16 tane at. Bu küreyi ayıramamış. Yani açık hava basıncının ne kadar büyük bir basınç olduğunu size izah etmeye çalışıyorum. Niye ayıramıyorlar? Çünkü buradan da bastırıyor, buradan da bastırıyor. Sanki elinle bir şeyi böyle bastırmışsın gibi düşün ama çok bastırıyorsun. O yüzden ayıramıyorlar. Sen bu pompanın olduğu yerden tekrar kürenin içerisine havayı ver. Yani kısacası şu karpuza şuradan bir delik aç. Delikten de içeri böyle dışarıdaki hava girsin. Ne oluyor biliyor musun? Küre kendiliğinden ayrılıyor. Yani bir şeye gerek kalmıyor. Atlara matlara gerek yok. Atları ziyan etmeyin diyorlar. Hava direkt buradan tık itiyor. Hava buradan tık itiyor. Buradan tık itiyor. Buradan itiyor. Buradan itiyor. Yani içinde de hava var ya artık. Bak bu bunu götürüyor. Bu bunu götürüyor. Bu bunu götürüyor. Dolayısıyla küre böyle sıkışmamış oluyor ve açılıyor. İşte Magdeburg deneyi, küreleri deneyi işte bu. Ne kadar ilginç değil mi? Şimdi ben sizlere bu konuyla ilgili çok güzel deneyler izleteceğim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim olur mu? Hadi bakalım deneylere başlayalım. İlk deneyimizde kettle'da ısıtılan sıcak bir su boş bir şişeye boşaltılıyor ve bir süre bekletiliyor. Buradaki amaç şişenin sıcaklığını arttırmak. Daha sonra şişedeki su kettle'a geri boşaltılıyor ama bizim artık sıcaklığı arttırılan bir şişemiz var. Peki ne olur? Şişenin içerisindeki hava moleküllerinin de sıcaklığı artar. Dolayısıyla moleküller genleşir. Yani öz kütleleri azalır ve yukarı doğru gider. Yani şişenin içerisindeki hava yükselir, şişeyi terk eder. Dolayısıyla bizim şişenin içerisinde şu anda çok az bir açık hava basıncı var. Ama şişenin dışında kalan ortamda normal bir açık hava basıncı var. Biz düşük basınca sahip olan bu şişeyi eğer bir sıvının içerisine daldırırsak sıvı şişenin içerisine işte bu şekilde yükseliyor. Bu olayın nedeni neymiş? Sebebini tekrar söylüyorum. Şişenin dışında normal açık hava basıncı var. Ama şişenin içerisinde düşük bir açık hava basıncı var. Yani mesela buradaki açık hava basıncı 1 atmosfer ise buradaki açık hava basıncı 0.1 atmosfer diyelim. Ve arkadaşlar bu yüksek basınç sıvıyı düşük basınca doğru itiyor. Ne demiştik? Akışkanlar yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket eder demiştik. Birinci deneyimizin olayı bu. Bu deneyde de benzer bir mantık var. Renkli bir sıvının içerisinde yanmakta olan mumun üzerine cam bardak kapatılırsa ne olur? Şimdi bardağın içerisinde hava var mı var? Peki yanma olayı ne gerektiriyor? Oksijen gerektiriyor. Yani mum yandıkça bardağın içerisindeki oksijeni kullanıyor. Dolayısıyla oksijen bittiğinde de mum sönüyor. Şimdi bardağın içerisindeki oksijen miktarı giderek azaldığı için bardağın içerisindeki basınç da giderek düşüyor. Dolayısıyla bardağın dışında yüksek basınç Bardağın içerisinde ise düşük basınç oluyor ve sıvılar yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket ediyor. Yani bardağın içerisine doğru yükselmiş oluyor. Burada da yanmakta olan bir pamuk parçası bir şişenin içerisine atılıyor ve şişenin içerisindeki basınç azaltılmış oluyor. Daha sonra haşlanmış bir yumurtayı şişenin ağzına koyduğu zaman ne bekliyoruz? Şişenin içerisinde düşük basınç, şişenin dışında ise yüksek basınç var. Ve arkadaşlar yüksek basınçtan düşük basınca doğru bu yumurta giderek ne yapacak? İtilecek. Ve şişenin içerisine gördüğünüz gibi giderek itildiği için düşüyor. Aynı olay bir balonla yapılıyor. Balonla yukarıdan aşağı doğru itiliyor. Ve şişenin içerisine düşürülmüş oluyor. Burada da bir gazete ve bir cetvel kullanılarak deney yapılıyor. Şimdi deneyde gazeteyi şu şekilde açıyoruz. Yani yüzey alanını bayağı bir arttırıyoruz. Ortasına da bir tane cetveli yerleştiriyoruz. Daha sonra Cetvelin bir ucuna elimizle hızlı bir şekilde vuracağız. Ne olması lazım? Normalde arkadaşlar gazetenin havalanacağını ve cetvelin de yere düşeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama öyle olmuyor. Peki neden öyle olmuyor? Çünkü gazetenin yüzey alanı bayağı bir büyük olduğu için gazetenin tüm noktalarına bu şekilde açık hava basıncı bir kuvvet uyguluyor. Şimdi bu cetvelin bir tarafına açık hava basıncı diğer tarafına da siz kuvvet uyguladığınız için Jetvel bu iki kuvvetin etkisiyle ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? İzleyip görelim mi? Bakın Jetvel paramparça oluyor. Yani açık hava basıncı öyle hafife alabileceğiniz kadar küçük bir kuvvet değil. Burada da boş bir damacananın içerisine yanıcı bir madde dökülüyor ve daha sonra içerisine ateş gönderiliyor. Şimdi yanıcı maddenin etkisiyle bir anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir alev alıyor ve damacananın içerisindeki hava dışarı çıkıyor. Yani şu anda damacananın içerisindeki açık hava basıncı çok küçük. Şimdi içerisine tekrar hava girmesin diye adam bir anda elini kapatıyor. Kapattığı zaman nem oluyor? Bakın damacana yamuluyor. Neden? Çünkü içerisinde düşük basınç var. Dışarısında yüksek basınç var. Yüksek basınç düşük basınca doğru damacanayı sıkıştırıyor ve onu eğiyor. Bu deneyimizde ise içinde sıvı dolu bir teneke yüksek bir noktaya çıkartılıyor. Ve tenekenin ucuna bağlanan hortumla tenekenin içerisindeki sıvı boşaltılıyor. Ama bir şartla. Tenekenin içerisine hiçbir şekilde hava girişine izin verilmiyor. Dolayısıyla sıvı aktığı zaman tenekenin içerisinde ne sıvı basıncı var ne de hava var. Dolayısıyla dışarıda açık hava basıncı var, içeride hiçbir şey yok. Bundan dolayı tenekedeki sıvı boşaldıkça tenekenin ne hale geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Açık hava basıncı tenekeyi adeta yamuk yumuk hale getiriyor. Bu deneyimizde ise içi su dolu bir şişe ters çevrildiği zaman içindeki suyun ne kadar zor aktığını görüyorsunuz. Neden zorlanıyor? Çünkü açık hava basıncı suyun akmasına karşı bir engel oluşturuyor. Yani yaklaşık olarak 15 saniyede şişe tamamen boşalıyor. Ancak açık hava basıncını ortadan kaldırabilseydik çok daha hızlı akardı. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir tane pipetle şişenin üst kısmına hava gönderiliyor. Dolayısıyla artık suyun üst kısmında da hava var, alt kısmında da hava var. Açık hava basınçları birbirini dengelediği için yani ortadan kalkıyor ve şişedeki su sadece 4 saniye içerisinde tamamen boşalıyor. Bu deney bu videonun son deneyi. Magdeburg kürelerini hatırlıyorsunuz değil mi? Karpuz büyüklüğündeki küreyi 16 tane at, birbirinden ayıramamıştı. Aynı deneyi daha büyük kürelerle tekrar yapmışlar. Ne mi olmuş? Birlikte izleyelim. Bakın kocaman iki tane küre üst üste konuluyor ama kesinlikle bir kaynak ya da bir yapıştırıcı kullanılmıyor. Sadece küreler üst üste konulup daha sonra da bir vakum pompası aracılığı ile kürelerin içerisindeki hava boşaltılıyor. Kürenin içerisinde açık hava basıncı yok ama kürenin dışında açık hava basıncı var. Ve o basınç küreyi birbirine o kadar fazla ve o kadar güçlü bir şekilde kitliyor ki arkadaşlar inanamayacaksınız. Kürenin bir ucuna helikopter, diğer ucuna da bir tane araba bağlanıyor ve helikoptere komut verilerek helikopterin yükselmesi sağlanıyor. Helikopter yükseldiğinde küre yaklaşık olarak bir ton ağırlığındaki bu arabayı havaya kaldırıyor ama küre yine de arkadaşlar herhangi bir ayrılma yaşamıyor. Yani açık hava basıncı işte bu kadar güçlü. Deneylerimizde izlediğimize göre kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar aklıma geldi. Hani böyle küçücük böyle silikonlar var. Hani arabanın güneşliğini, arabanın camına falan yapıştırmak için kullanılıyor ya böyle şeffaf küçücük bir silikon. Bakın o silikonu cama yapıştırıyoruz ve çekerken gerçekten bizi zorluyor, değil mi? Neden zorluyor? Aslında silikon cama mı yapışıyor? Hayır. Açık hava basıncı onu ittiği için. Yani biz silikonu ittiğimizde Silikonla cam arasındaki hava dışarı kaçıyor. Hani böyle onu itince. Dolayısıyla burası cam olsun, artık burada hava olmayan, şu tarafında hiçbir şekilde hava olmayan bir şey oluşuyor. Yani o silikon plastik ya böyle itilirken havayı dışarı atıyor. Arada hava kalmıyor, cama yapışıyor. Yapışmasının nedeni işte buradan açık hava basınç kuvveti onu öyle bir itiyor ki cama doğru. Biz onu buradan kaldırmaya çalıştığımızda bayağı bir zorluyor. Yani küçücük bir şey bize karşı geliyor ya. İnsan şaşırıyor gerçekten. İşte açık hava basıncının gücü. Şimdi arkadaşlar geldik. Barometreli sorularda nasıl bir mantık kullanacağız? Yani sorularda karşılaşacağız bunlarla biz. Ve bunlarda kurmamız gereken denklemi anlatacağım ben size. Tek bir ilke var. Aynı sıvı aynı seviye basınçlar eşit. Dolayısıyla şuradan seviyeyi çekiyorsun. Buradaki basınç P0'dır diyorsun. Buradaki basınç H kadarlık civanın basıncı. Dolayısıyla P0 eşittir H çarpı D civa çarpı G diyorsun. Şimdi civa artık bu sorularla o kadar özdeşleşmiş bir sıvı ki zaten Torricelli deneyinde kullanılan sıvı. Bundan dolayı civa için artık HDG denilmiyor. Yani civa için sadece H yazıyoruz. Eğer buradaki sıvı civa değil de su ya da başka bir sıvı olursa o zaman buraya D yazarsın. Ama civa ise şunu yazıyorsun. Buradaki basınç P0'dır. Buradaki basınç üzerinde boşluk olduğuna göre bir şey yok. Sadece bu kadar sıvının basıncı. O sıvı civa olunca sadece aşağı yazıp geçiyoruz. Geldik buraya. Yine aynı sıvı aynı seviye. Hizayı çekiyorsun. Burada sadece ne var? Dış ortamdaki gaz var değil mi? Yani bak açık olduğu zaman açık hava basıncı oraya etki Mesela açık hava basıncı buraya etki edebilir mi? Etki eder ama bu borunun içerisine girebilir mi? Giremez. Yani şurada açık hava basıncı var mı? Yok. Ama burayı kırsaydık ve açık olsaydı hemen buradan böyle aşağı doğru P0 yazacaktı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada da açık olan yerden hemen açık hava basıncı etkisini gösteriyor. O zaman aynı hiza aynı basınç ilkesi. Buradaki basınç nedir? Şurası A noktası, şurası B noktası. A noktasında sadece P0 var. Peki B noktasında önce H kadarlık bir civa var. Yani H diyorum. HDG demiyorum civa olduğu için. Üzerinde bir de PX var. Arkadaşlar gazlar çeker mi iter mi? Basınç iter. Ya basınç ya iter adamı. Dolayısıyla bu PX gazı buradan bunu böyle iter. Yani aslında PX gazının oluşturduğu basınç kuvveti onu itiyor. Ama dediğim gibi sürekli bu ayrıntıya girmek istemiyorum. Ben buradan PX'in ittiğini söyleyeceğim. Böyle daha rahat çözülüyor sorular. Bir de aşağı doğru ne var? H var üzerinde. Yani B noktasının basıncı H kadarlık civa artı üzerindeki PX gazı kapalı kaptır orası. Yani burası kapalı bir kap basıncı. Kapalı kabın her yerinde basınç aynıdır. Yani burada da px'tir, burada da px'tir, burada da px'tir, her yerde px'tir. Tam burada da px'tir. İşte bu px basıncını sıvı ilettiği için b noktasına aktarıyor. Yani b noktasındaki basınç h artı üzerindeki px gazı oluyor. Denklem bu. Bundan sonrası zaten kolay. Yani önemli olan hangi denklemle soruyu çözeceğimizi bilmek. Mesela buraya geldiğimizde yine seviyeyi çektik. Buradaki basınç P0, buradaki basınç üzerinde civa yok. Sadece PY gazının basıncı var. O zaman diyorsun ki P0 eşittir PY diyorsun. Buraya geliyorsun. Buradan sıvı seviyesini çekemezsin. Çünkü burası sıvıya denk geliyor, burası gaza denk geliyor. Yani sıvı seviyesi buradan çekilmez. Bu sefer nereden çekeceksin? Cevabını söyle bana. İşte buradan çekeceksin. Yani şartların değiştiği yerden. Bak buradan sonra civa devam ediyor ama buradan sonra civa devam etmiyor. Gaz geliyor. Oradan çizgiyi çekeceksin. Peki buradaki basınç nedir? Üzerinde bir kere H kadar civa var ama bir de üzerinde açık hava var. Çünkü orası açık. Hani kapalı değil ki. Burada gaz yok mu? Dışarıdaki hava yok mu? Burada var. Dolayısıyla oradan P0 var. Artı bir de bu noktanın üzerinde H kadarlık civa var. Eşit olacak. Bu Kırmızı noktada ne var? Sadece gaz var. Üzerine civa miva yok. Sadece PZ gazı var. Gazın basıncı burada da PZ'dir, burada da PZ'dir, burada da. Yani kapalı kaplarda yukarıya gidince basınç falan azalmıyor bak. İkinci fark. Açık hava basıncı yukarılara çıktıkça azalır ama kapalı kapların basıncı her yerinde aynıdır. Bak ikinci fark. Yaz, not al. Dolayısıyla buraya da PZ yazdım mavi. Jilet gibi oldu. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi burada bir tane manometre sorusu var. Gel senle birlikte onu çözelim. Tabii şu kargaşayı sildikten sonra. Şekildeki barometre H civa yüksekliğinin azalması için, civayı azaltmak için hangileri yapılabilir? Borunun kesit alanını büyütmek. Bu civa seviye yüksekliği kesit alanıyla ilgili değildi. İster ince olsun ister kalın olsun H aynı olur değil. Civanın sıcaklığını azaltmak. Şimdi sıcaklığı azaltırsak olur mu? Sıcaklığın azalması öz artmasına neden olur değil mi? Çünkü sıcaklık azalınca madde büzüşür. Yani hacmi azalır. Hacmi azalan bir madde de yoğunlaşır yani değil mi? Yani öz kütlesi artar. Tamam öz kütle arttı. Şimdi P0 eşittir H çarpı D civa çarpı G idi. Bak bunu anladın değil mi? Sıcaklık azalırsa hacim, azal hacim azalıyor. D eşittir M bölü V mantığına göre hacmin azalması öz kütlenin artmasına neden oluyor. Şimdi civanın öz kütlesi arttı. E ne olacak? Buradaki Haş artık eskisi kadar olabilecek mi? Civanın öz kütlesi artarsa H azalır. Çünkü burası zaten 76. Çünkü sen bu deneyi gidip dağın tepesinde yapmıyorsun ki. Aynı yerde devam ediyoruz. Deneyi nerede başladıysak orada deney devam ediyor. Yani oranın ortamı değişti mi? Yani dışarısı değişti mi? Onu söyle. Dışarısı değişmedi. Sen sadece civanın sıcaklığını arttırdın. E dışarıdaki P0 aynı. Yani bura yine 76. O zaman sağ tarafında yani buranın da ne olması lazım? Yine sabit kalması lazım. Ama öz kütle arttı. O zaman H azalır. Nasıl ki ben size dedim civa yerine su kullanırsanız 10 metre boru lazım. Yani öz kütlesi daha küçük bir sıvı kullanırsanız H artıyor. Ama öz kütle daha büyük olursa o zaman da H azalıyor. Anlatabildim mi? Yani bu olur. Kaba bir miktar daha civa eklemek. Arkadaşlar bu kapta ister az civa olsun ister çok civa olsun bu haş yine 76 olur. Yani sen bu kabı alıp deniz seviyesinden yukarı çıkarmazsan yani şartları değiştirmezsen kabın içerisinde şu alt tarafta bu kadar civa olmuş ya da olmamış bizim için önemi yok. Ya da şurası olmuş olmamış bak şurası olmuş olmamış bizim için önemi yok. Yani bizim için civanın en son seviyesinden biz 76 santimetre yukarı çıkarız. Yani bu kaba civa da eklesen biz civanın en üst seviyesinden sonra 76 santimetre yukarıda oluruz. Olay budur. Yani civa eklemek iş görmez. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız 2 B şıkkı oldu canlarım. İkinci soruyla devam. Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda havası boşaltılmış borular veriliyor ve bana H1 açık soruluyor. Ne demiştik arkadaşlar? Bu boruların kalın olması, ince olması ya da eğik olması bir şeyi değiştirmez demiştim. Dolayısıyla sıvı seviyesinden en üst seviyeye kadar olan dik uzaklık, dik uzaklık hep aynıdır. Eğer normal şartlar altında yapılıyorsa yani 0 santigrat ve deniz seviyesinde yapılıyorsa 76 santimetre civa olur burası. Yani H1'de de aynıdır, H2'de de aynıdır, H3'de de aynıdır. Bak şurası 76'dır demiyorum dikkat et. Ben yükseklikteki o dikey yüksekliğin 76 olmasından bahsediyorum. Yani buraya 76'dır. Burası 76 değildir. Ona dikkat et. Dolayısıyla H1, H2, H3 hepsi birbirine eşit canlarım. Cevabı C şıkkı. Şimdi açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda cam balonlarda X ve Y gazları ile dengededir. Buna göre Px, Py ve açık hava basıncı arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Şimdi canlar buradaki X gazı kapalı bir kap. Sonuçta buradan civa var. Buradan da civa var. Yani burası kapalı bir kap. Yani burası da x gazına eşittir. Px'tir. Burası da Px'tir. Tam şurası da Px'tir. Yani ben buradaki basınca Px yazabilirim. Bak şuradaki basınca. Aynı şekilde şuradaki basınç da Px'tir. Şimdi x gazından dolayı oluşan basınç kime eşittir? X gazının üstünde ne var canlar? Bak şu noktanın basıncını bana söyleyin desem üzerinde haş kadar civa var hocam demez misiniz? Yani bir kere Px eşittir h kadar civa var artı onun üstünden bir de açık hava var. Çünkü burası açık. Ya bura kapalı değil açık. Açık olursa oraya gaz girer. Gaz ne demek? Hava demek. Yani P0 demek. Tamam. Dolayısıyla P0 bastırıyor. Bir de civa bastırıyor aşağı doğru. Px de onlara karşılık veriyor. Bak P0 bastırıyor. Civa da yer çekiminden dolayı aşağı bastırıyor. Yani bu ikisi aslında aşağı doğru bir basınç kuvveti uyguluyor. Px de yukarı doğru bir basınç kuvveti uygulayarak onları dengeliyor. Yani bunun ve bunun toplamı, aha buna eşit. Mantık bu. O zaman Px eşittir, h artı P0'dır. Tamam. Yani Px P0'dan büyük. Şimdi geldik buraya. Buradaki basınç Py'dir. Buradaki basınç Py'dir. Tam buradaki basınç da yine Py'dir aynı sıvının aynı derinliğinde basınçlar eşittir. Arkadaşlar bakın şurası aynı sıvının aynı derinliği. Bak yine kuralı çaktım. Ben en çok bunu yaparım. Yani bu aynı sıvı aynı derinlik burada var ya inanılmaz bir şeydir. Hemen PY'yi bu tarafa atarım. Yani burası da PY'dir. Şimdi buradan gelen PX'i düşün. PX'in basınç kuvvetini düşün yani yukarı doğru. Burada H kadarlık bir civa var üzerinde. Yani aşağı doğru h kadarlık civanın ağırlığı var yer çekiminden dolayı. Bir de onun üzerinde py basıncı var. py. Bak py'yi buraya taşıdım ya. Yani py de aşağı doğru. Basınç zaten itecek aşağı doğru. Bir de h itiyor aşağı doğru. px de karşılık veriyor. Yani px eşittir aşağı doğru olan h ve yukarısındaki py basıncı. Dolayısıyla denklem bu. Bak px py'den de büyük. Yani Px bir kere herkesten büyük oldu. Py ve P0 eşittir. Çünkü burada da h artı P0. Burada da h artı Py. İkisi de Px zaten. Yani buralarını birbirine eşitlediğinde ne olacak? H'lar gidecek. P0, Py'ye eşit olacak. O zaman eşittir diyorum. P0 o da eşittir. Py. Yani cevaplara baktığımızda Px en büyük demiştim. Bakıyorum şöyle. C şıkkı sorumuzun cevabı. Kapalı kaplardaki gaz basıncı. Katı ve sıvılardan farklı olarak kapalı kaptaki gazlar ağırlıklarından dolayı değil, sahip oldukları kinetik enerjiden dolayı kap çeperine basınç uygularlar. Yani bu kabın içerisindeki gazın ağırlığından ne olacak canlar? Zaten bir avuç gaz var orada. Dolayısıyla bunlar ağırlıklarından dolayı değil, buradaki kinetik enerjilerinden dolayı yani hareketlerinden dolayı sürekli kaba gelip böyle çarparlar. Bu çarpmadan dolayı da bir basınç oluşuyor. Kapalı kaptaki gazların basıncının nedeni neymiş? Gazların kinetik enerjilerinden dolayı kabın çeperlerine çarpması olayıdır. Şimdi kapalı kaptaki gazların basıncı yükseklikle falan alakalı değildir. Yani buradaki basınç ne kadarsa buradaki basınç da o kadardır. Buradaki basınç da o kadardır. Bütün noktalarındaki basınç birbirine eşittir. Öyle açık hava basıncı gibi yukarı çıktıkça azalır, aşağı indikçe artar falan filan burada yok. Şimdi bu basınç sıcaklık ve madde miktarı ile doğru orantılı. Abi gayet normal bak. Sıcaklık artarsa içerideki tanecikler iyice çıldırır yani. Böyle çat 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 çat. Sürekli çarpar. Sıcaklık artarsa kinetik enerji artar. E kinetik enerji artarsa sağa sola saldırır bunlar artık. Yani basıncı artar. Sıcaklık ile basınç doğru orantılı. E madde miktarı diyorsun. Sen bu kabın içerisine 1 mol gaz koydun. Bir de tuttun 10 mol gaz koydun. E 10 mol gaz koyduğunda orası ne olur? İyice cürcüne olur. Yani daha çok gaz taneciği çarpar. Haliyle madde miktarıyla da doğru orantılı ama hacimle ters orantılı. Neden? Çünkü sen bunu daha büyük bir kaba koyarsan bu tanecikler daha az çarpmaya başlar. Hani alan arttı ya. Lay, lay lom gider tık, tık 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 çarpar. Yani basınç azalır. Ters mantık yapalım. Ben diyelim bu tanecikleri şu kadarcık bir kabın içerisine sıkıştırdım. Yani buradaki bütün tanecikleri buraya getirdim. Ne olur? Yine çıldırmaya başlarlar. Çünkü buraya sığmazlar böyle habire. Çat 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 sürekli sağa sola vururlar. Yani basınç artar. Yani hacim azalınca basınç artar arkadaşlar. Sıcaklıkla da doğru orantılı. Sıcaklıkla basınç doğru orantılı. Madde miktarıyla doğru orantılı. Ama basınçla hacim ters orantılı. Hacim ne kadar küçük olursa yani onu ne kadar sıkıştırırsan o o kadar basınç yapar. Hacimle basınç ters orantılı. Şimdi bu söylediklerimizi bir araya getirdiğimizde PV eşittir nRT denilen bir bağıntı ortaya çıkıyor. Biz bunu aklımızda tutabilmemiz için param varsa ne rahat diyoruz. Gerçekten gerçek dünyayla da uyumlu bir söz arkadaşlar. Param varsa ne rahat. Yoksa hayat senin için zor. Şimdi PV eşittir nRT'de buradaki n molekül sayısı R zaten ideal gaz sabiti, bir sabit yani. Buradaki T de sıcaklıktır. Buradaki V hacimdir. Buradaki P de gazın basıncıdır arkadaşlar. Mantık bu. Şimdi geldik. Sorularda karşımıza gelecek bazı sistemlerde yine nasıl denklemler kuracağız onları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada madde miktarı ve sıcaklık sabit olmak şartıyla burada ağırlığı önemsiz bir piston. Yani bu pistonun ağırlığı yok. Öyle düşüneceksin. Şimdi sen bunu yukarıdan ittin ve sıkıştırdın. Diyelim pistonu buraya kadar getirdin. Ne olacak biliyor musun? Bu kaptaki gazın basıncı iki katına çıkacak. Neden? Çünkü hacmi yarıya indi. Şimdi bak PV eşittir NRT mantığına göre. Biz bu kaptaki gazın sıcaklığıyla oynadık mı? Oynamadık. İdeal gaz sabitiyle oynamadık. Oynayamayız. İçine gaz koyduk mu bu kabın? Hayır. Gaz çıktı mı dışarı? Hayır. O zaman madde miktarı da değişmedi. Yani molekül sayısı da değişmedi. O zaman sağ taraf sabit mi canım? Sabit. Sol taraf da sabit olacak o zaman. Sağ taraf sabitse sol da değişmeyecek. Şimdi sen diyorsun ki ya ben hacmi azaltacağım. O zaman basınç artacak kardeşim. Çünkü sen onu azaltırsan o artmalı. Çünkü sonuç sabit çıkacak. Yani sen hacmi yarıya indirirsen basınç da iki katına çıkar kardeşim. Dolayısıyla p1v1 eşittir p2v2 olur. Yani birinci durumdaki basınç ve hacimin çarpımı, ikinci durumdaki basınç ve hacimin çarpımına eşittir. Bu kimyada da var. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama Boyle Moriette kanunu muydu? Bir böyle bir kadın ismi vardı galiba. Öyle bir kanun vardı. Öyle hatırlıyorum. Şimdi sorularda en çok karşımıza çıkan sistemlerden birisi de esnek balon. Esnek balon gördüğünüzde söylemeniz gereken ve bilmeniz gereken en önemli şey nedir biliyor musun? Esnek balonun içerisindeki gazın basıncı dışarısındaki açık hava basıncına eşittir. Yani içerisi neyse dışarısı odur. Esnek balonun görevi budur. Her zaman budur. Yani balon esnek olduğu için büyüyebiliyor ve küçülebiliyor. Yani kendini neye göre ayarlıyor? Dış ortama göre. Ve esnek balonun içerisindeki gaz her zaman dışarısındaki basınca eşit olmak zorundadır. Bak bunu asla unutma. Bunu deli gibi kullanıyoruz. Şimdi canlar bakın. Mesela hani bu içerisinde helyum gazı olan balonları elimizden kaçırıyoruz ya bazen. Dolayısıyla o balon gökyüzüne doğru çıkıyor. Sizce balon gökyüzüne çıktığında daha mı büyük hacme sahip olur? Daha mı küçük hacme sahip olur? Cevap yaz bakalım. Daha büyük hacme sahip. Neden? Çünkü aşağılardayken açık hava basıncı fazla. Yani örnek veriyorum buradaki açık hava basıncı P0 76 ise Gök yüzüne çıktığındaki basınç diyelim 66 oluyor örnek veriyorum. Yani açık hava basıncı ne oldu? Azaldı. Şimdi esnek balonun içerisindeki basınç dışarısındaki basınca her zaman eşit olmak zorunda değil miydi? Kesinlikle eşitti. Şimdi yukarılara çıkan balon giderek dışarının basıncı azaldığı için hani yükseklere çıktıkça açık hava azalmıyor mu? Azalıyor. O zaman balonun içerisindeki gazın da basıncının azalması gerekmiyor mu? Evet, çünkü esnek balon dışarıya eşit her zaman. O zaman peki P gaz nasıl azalacak? Ben diyorum ki P gazın azalması lazım. Çünkü dışarısı azaldı. P gaz bu kapalı bir kap olduğu için PV eşittir nRT değil mi? Çünkü balon kapalı bir sistem. Şimdi içeri gaz girmedi çıkmadı. Molekül sayısı sabit. İdeal gaz sabiti sabit sıcaklıkla da oynamadık. O zaman bu denklemin sağ tarafı sabit, sol tarafının da sabit olması lazım. Ben basıncın azalmasını istiyorsam ki azalacak gökyüzüne çıktık çünkü o zaman hacim artacak. Yani gökyüzüne doğru çıkan balon giderek büyür. Büyür 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 en son esneklik sınırı aşıldığında balon patlar. Ve hikaye üzücü bir şekilde sona erer. Şimdi de ince bir zarla birbirinden ayrılmış iki tane farklı gaz olduğunda ve soru sana derse ki P1 mi büyüktür P2 mi? Cevabını ver. Muhtemelen P1 büyüktür dedin ama yanlış. Neden yanlış? Çünkü P1 P2'ye eşittir. Peki neden eşit? Çünkü buradaki ince zar aynen esnek balon gibidir. Yani çok kolay bir şekilde sağa doğru da bükülebilir, sola doğru da bükülebilir. Eninde sonunda sağ tarafı sol tarafa eşitler. Yani P1 büyükse sağa doğru gider ama eninde sonunda eşitler. Yani aslında bu ince zar ilk konulduğunda yani şöyle düz bir şekilde konulmuştur muhtemelen. P1 büyük olduğu için o tarafa doğru zar gitmiştir. Ama olayın sonunda yani sorunun bize sorduğu şu anda artık denge sağlanmıştır. Yani soru bize o ilk anını sormuyor ki ilk anında P1 büyükmüş gerçekten ve zarı o tarafa doğru itmiş. Ama olay sonunda yani şu anda P1 ve P2 eşit. Eğer eşit olmasaydı ince zar patlardı zaten. Yani bir tarafa gider patlardı. Dolayısıyla ince zar ve esnek balonun mantığı çok aynıdır. İçerisi dışarısına eşit olacak şekilde ayarlar canlı. Şimdi sürtünmesiz bir pistonla iki tane işte burada gaz var burada açık hava var. Açık hava demek de bir gaz demek zaten yani hava demek. Şimdi bunların hangisinin basıncı büyüktür denklemi nasıl yazacağız? Şimdi buradaki piston ağırlığı olsa bile yere doğru etki ediyor. Yani açık hava basıncına da etki etmiyor içerideki gaza da etki etmiyor. Dolayısıyla içerideki gazın oluşturduğu basınç kuvveti buradaki açık havanın oluşturduğu basınç kuvvetine eşit olmalı. Basınç kuvveti dediğimiz şey zaten basınç çarpı yüzey alanı. E yüzey alanı S zaten yani P gaz çarpı S eşittir. P sıfır çarpı S olmalı. Yani bu taraftan uygulanan kuvvet bu taraftan uygulanan kuvvete eşit olmalı. Ama S'ler aynı yani bu hep gidiyor arkadaşlar. O yüzden ben sürekli böyle basınç kuvveti basınç kuvveti demek istemiyorum. Yani eninde sonunda yine iş P gaz ve P0'a kalıyor. S'ler gidiyor. Dolayısıyla ben diyorum ki bu taraftan bastıran P0, bu taraftan bastıran da P gaz ve buradaki piston da aşağı doğru etki ediyor. Yani gaza ya da P0'a etki etmiyor. Karışmıyor yani bunlara. Sürtünmesiz olduğu için de rahatça kayabiliyor. Dolayısıyla P gaz P0'a eşit oluyor. P gaz P0'dan büyük olsaydı zaten bu pistonu sağa doğru iterdi. Ama piston şu anda dengede. Yani orada duruyor. Demek ki pistonu bu tarafa doğru kaçla itiyorsam pistonun diğer tarafındaki açık havada o tarafa doğru o kadar itiyor ki bu sistem böyle dengede. Dengede ne demek? Sağ taraf sol tarafı götürüyor demek. Yani bu buna eşit olmalıdır canlarım. O zaman bu sistemde P0 eşittir. P gaz diyorum. Şimdi gelelim bu sisteme. Bak. Sürtünmesiz ve ağırlığı önemsiz piston. Ağırlığı önemsiz dediğin zaman sen bu pistonu hiç görme. Yani sanki orada piston yok, orada ince zar var. Bak öyle düşün, ince zar. E haliyle ince zar gibi düşünürsen ne olur? Yukarıdaki P0 ile aşağıdaki P gaz birbirine eşit olmalıdır. Bu kadar basit. Yani eğer eşit olmasaydı zaten dengede kalmazdı. Dolayısıyla yukarıdan bastıranlar aşağıdan bastıranlara denk olduğunda dengede kalırlar. Yani bu sistem içinde P0 eşittir P gaz dememiz gerekiyor. Gelelim buraya. Yine bu pistonun eğer ağırlığı yoksa biz onu yok gibi kabul ediyoruz. Sanki burada incecik bir zar varmış gibi kabul ediyoruz. Dolayısıyla da yukarıdaki basınç ne kadarsa aşağıdaki basınç o kadar olur canlar. Yani yine Px eşittir Py diyerek denklemi ne yapacağız? Kuracağız. Umarım anlatabildim. Şimdi bir iki tane daha sistem kaldı. Videonun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Şuradaki birkaç sistemi de söyleyeyim olayı bitireceğim. Şimdi burası açık olduğuna göre açık hava basıncı buradan bastırıyor. Nereye doğru? Her zaman iter değil mi? Yani aşağı doğru itiyor. E civa nereye iter? Civa da ağırlığından dolayı aşağı doğru itiyor. Buradaki P gaz da yukarı doğru onları zavallı tutmaya çalışıyor. Ve tutuyor da. Çünkü dengede. Dengede ise tutuyor demektir. Demek ki aşağı doğru olanların toplamı yukarı doğru olana eşit. Çünkü dengede. Yani P0 artı H aşağı doğru olanlar yukarı doğru olan P gaza eşit. Arkadaşlar bak yapmaya çalıştım. Sorularda karşımıza çıkacak şeylerin denklemlerini nasıl kuracağız? Mesela buraya geldim. Bak içeride P gaz var tamam mı? Şimdi gaz buradaki civayı ne tarafa doğru iter? Aşağı doğru iter. İter diyorum zaten. İtecek dik bir şekilde. İşte bu P gazdır. Peki Buradaki açık hava basıncı yani dışarıdaki gaz bak adam sana açık hava basıncı var demek zorunda değil. Borunun ağzı açık olduğu zaman sen diyeceksin ki buradan açık hava basıncı gelir. Buradan yukarı doğru şöyle cıvayı itecek. Çünkü basınç her zaman iter. İtiyor şimdi bak yukarı doğru itiyor. Tamam. P0'ı da buraya yazdık. Peki cıvanın ağırlığı nereye doğru? E aşağı doğru. E dengede olduğuna göre aşağı doğru olanlar yukarı doğru olanlara eşittir. Yani P gaz artı H eşittir. Bu sefer aşağıdan yukarıya doğru olan P sıfıra. Denklemi bu şekilde kuruyorsun. Soruyu çözüyorsun. Geldik mesela buraya. Bak burada civa var. Ama civanın ağırlığı aşağı doğru. Yani bizim buradaki açık hava basıncının yönünde mi? Hayır. Peki buradaki gazın bu civayı itmesinin yönünde mi? Hayır. Yani bu P gaza ya da P sıfıra bunun bir etkisi var mı? Yok. Hiç karışmaz. Yani buradaki haşı ne P0'a ekleyeceksin ne P gaza. Çünkü o yere basıyor. Dolayısıyla sağ taraf sol tarafa eşittir mantığından böyle bir sistemde P gaz dış basınca eşittir. Gelelim buraya. Ağırlığı G olan ve tabanı S olan piston. Artık ağırlıksız bir piston değil bu ağırlıklı. Ağırlıklı olursa ne yapılır? O zaman pistonun ağırlığına G diyelim. Tabanına da S dedik. Dolayısıyla bu piston aşağıya doğru bir basınç uygular. Ne kadarlık? G bölü S kadarlık. Çünkü katı piston. Bir de burası açık olduğu için açık hava var. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Açıksa hemen p 0ı yazacaksın ve böyle iteceksin. Haliyle aşağı doğru bir P0 var bir de bu var. Bu iki arkadaşın toplamı aşağı doğru bastıranlar buradaki gaz da onları zavallı tutmaya çalışıyor. Ve tutuyor. Çünkü dengede. O zaman aşağılar yukarıya eşittir mantığıyla P gaz eşittir, P0 artı G bölü S diyeceğiz. Umarım denklem kurmayı öğretebilmişimdir. Sorulara geçmeyelim, video çok uzar yoksa. Soruları da bir sonraki videoda çözelim olur mu? Benden şimdilik bu kadar. İkinci videoda gazların basıncına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Bir çakal.